Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bura Farming 18'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yapmamız gereken olay patates sikeceğiz abi. Patates menüsüne giriyoruz. Tallamızı sürdük ve kültivatör çekiyoruz. Verimini arttırsın diye, biliyorsunuz olay böyle gelişiyor. Son 1-2 gidim yarı kaldı. Onda gidelim, bitirelim bu işi. Zaten sağda gördüğünüz 194-195'i bitti sayılır. 96 hatta. Şimdi bir gittik, bir de şurada bir iki bölge kaldı. Onları da götürdük mü işimiz bitiyor. Zaten kalan yerler gördüğünüz gibi renginden belli. 99'da kalır büyük ihtimalle bu. İstesek böyle de bırakabiliriz ama ben %100 taraftarıyım biraz. O yüzden hepsini %100 yapmaya çalışıyorum. Daha şunu bir daha yapalım, daha bir daha buraya gelmeyelim dedi. Şunu ve şunu yaptığımızda %100 olacaktır eminim. Gördüğünüz gibi %100 iş bitti. Şimdi bunu götürelim abi şuraya yerine. Bu da bizim ekipmanımız. Temizleyip bırakmak istiyorum. Hiç bırakmayacağım. Ve bir görev gelmiş büyük ihtimalle. Mibzer bağlayın diyor. Önce bir yıkayalım abi bunu. Tamam, bu ödümüzü güzel. Motor aslında yıkamaya gerek yok. Daha motor yine çamur olacak. Bu arada bir ekipmanı siz kullanmadan işçiye veremiyorsunuz. Mesela bunu aldım, ben kullanmadan işçiye veremiyorum mesela. Önce kendim yaktım, daha sonra bundan sonrakilerde işçiye verebileceğim. Cihazı indir. X'e bas. E'ye bas, sal cihaz, dur. Ha. Aşağı indirici salamıyormuşuz abi cihazı. Tamamdır. Şimdi ne diyor? Mibzer'i bağlayın diyor. V tuşuna basalım. Yeni görevimiz. Kültivatör indirin, çalıştırın, hazırladık. Patates mibzeri. Akbil planter 300'ü bağlayın diyor. Akbil planter. Akbil planter 300. Bizde var mı o akbil planter? Almadığımız için yoktur diye düşünüyorum. Biz yine bir mağazamızı kontrol edelim. Araç sayısı 14 mesela bizde. araçlar mı? Ne dedi o? Araç sayısı 14 de onları göremiyoruz değil mi? Biz göremiyormuşuz. Ekim aletleri, akbil planter. Nemli nemliydi. Bu muydu patates ekicisi? Şimdi tam olduğunu ne olduğunu öğrenelim abi. Yanlış olmasın. Akbil planter 300. Tamam. Şuradan, şundan, şurada bir yerde. Değil, ekicileri burada. Akbil planter 300 olacak abi. Bu. Bizde bu var mı? Yok. 6K'ymış. Gittiğimiz zaman 5K'ya alacağız. Hızlı bir şekilde ben mağazaya gideyim. Mağaza bu taraftaydı bu arada. Artık az çok öğrendiğim gibime geliyor. Yanlış mı gidiyoruz yine? Ben burada diye hatırlıyorum ama belki yanlış olabilir lan. Ne olur ne olmaz. Yok, doğru 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 gidiyoruz. Şuraya gideceğiz. Doğru. Bizim solumuza düşüyormuş. Ben hızlı bir şekilde oraya gideyim. Derken sizi de görün diye burada durdum. Burada bir iki tane bir şey buldum. Onları toplamak istiyorum. Bir tane şu küçüğü gördüm. Onu da alayım. Bal kabağıymış. Bu 5. soruyor değil mi? 5 evet. Kaldı 95.
Biter abi. Her bölümde 5 tane basak 20 bölüme bitiririz. Çok lan 20 bölümde. Ama 200 kafara var işin içinde. 200 kayı düşünüyorum. Bakın bir tane de evin yanında gördüm. Ne? Ha, eğimde diyor herhalde. Suya mı girmeyin diyor. Bir şey diyor ama. Evet, eğimdeymiş traktör. Düzeldi şu an. Biz yine her bölgeye yakın geçelim ki görürsek de toplayalım abi bunları biz. Gitsek sana oldu şu an. Geldim. Şimdi 6 kaya almak yerine gelip buradan 5 kaya alacağız abi. Tertemiz. B'ye basalım. Ve değil. Akbüyü planter patates ekicisi. Bu olması gerekiyor. 300. 5 kaya aldım bunu. Patates tohumu alacağız da buna. Yani her ekipmanı yavaş yavaş toparlamış oluyoruz. Para bu arada bitiyor dikkat ettiyseniz. Azar azar para suyunu çekiyor. Yeni bir e-postanız var diyor. E-postaymış. Tamam. Patates tohumu alınıyor. Patates ekiliyor. Yaparız abi. Biliyorsunuz patates sikmek bizim işimiz. Ben needle olduğum için patatesten herhangi bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Patatesten kazanır mıyız? Kazanırız. Hele şu son dönemlerde patatesten kazanmak neredeyse zor. Patates deposuna gideceğiz. Patates dolduracağız. Tarlaya patates ekeceğiz. Patates hasatını neyle yapacağız abi? Bir şeyler satmamız gerekiyor ki hasat makinesi alacağız değil mi? Abi. İşimiz çok vallahi çok var ha. Oyunda oyun öyle bir ilerliyor ki hani sizi sıkmıyor, sıkmadan size oyunu ilerletiyor ve oyunu size öğretmiş oluyor bir nevi. Yani gerçekten böyle. Bu tarz oyunlar aslında insanın hoşuna gidiyor. İnsanı bağlıyor oyuna. Ne diyor burada? Patates deposuna git. Mibzerini doldur. Daha sonra tarlanı ek. Geldik. Doldur abi. 150'ymiş. 150 çok değil lan aslında. Azmış. 150 para mı lan? Biz bunları ekecektik. Tarla orasıymış. Tamam. E-posta. Yeni e-posta varmış. Fiyat şuraya doldu bastı. Yapabiliyor. Geç onları biliyoruz abi sitemiz. Bazı ahallar yapılı değil. Biz aldığımızda yapılıyor. Vay anasını. Ha şimdi bunu mesela işçi ekse çok güzel olur ama ekmiyor neyiz ilk işlem olduğu için. Bakalım. Gördüğünüz gibi işçi çıkmadı değil mi? İşçi biz bu işi bir kere yaptığımızda ikinciye o işi işçi yapıyor. Sıkıntı yok. F'ye basıyoruz. Ve gaza basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Patatesimizi ekiyoruz. Oha lan ne kadar gerçekçi. Değil mi? Bana mı öyle geliyor? Çok mu gerçekçi şu an? Allah Allah. Oğlum gerçekten çok gerçekçi lan. İşçi hale gelmedi değil mi? Yok. Bak aa, bak 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 bak.
Oğlum çok iyi lan, ben niye bu oyunu daha önce görmedim ki? Toprağın şeklini bile değiştiriyor. Vay anasını, bir de U'yu açtıkça böyle hiçbir şey gözümden ekiyoruz. Bir de C'yi de ekerim. Birinci kamerayla. Doğru olması lazım şu an. Doğru, tamam. Ekiyor, gayet aynı. Bak yok. Diğerine kaçtığımız için az bir şey orada sıkıntı olabilir o. Hepsini aynı şekilde ekmemiz lazım. Düz ekelim abi biz. Benim şahsen hoşuma çok gitti bu. Ama tek sıkıntı var. Üçlü ekiyor. Peki bunun daha büyük ekelim var mı? Onu merak ediyorum ben. Şuradan. Şundan. Biz... Şunları geçelim. Şunu kullanıyoruz. Değil mi? Patates mevzeriymiş. Ha, bak büyüğü varmış. 12.000. Ama büyüğü bir tane galiba. Tabii. Bir tane varmış. Yani bir tık büyüğü oluyor. İki tık büyüğü olmuyor. Üçse mesela o da 5 ya da 6'dır diye düşünüyorum. Ben böyle dalıp giderim buna. İşçiye vermek bile istemem ben bunu. Hani istemiyorum vermek de. İsteyecek olsam bile istemem. Çünkü bir de böyle kalıp kalıp çıkarıyor ya. Geçti de böyle çıkarıyor tabi bu. Hiç farkı yok, aynısı. Diyorlar gerçekliklerine kadar pay var diyorlar ya. Gerçekliğe payını söylemişse %100. Tek fark var şu iki tane, üç tane şeyin ortada iki tane devir var ya abi. Oraya bizim orada işçi çıkıyor. O da patatesin bazıları mesela içeriden patates almıyor. Şu dönüp dönüp patates alanlar var ya, şu iki tane dönüyorlar. Onlar mesela patates almıyor. Onlar almadığı zaman işçileri koyuyor onun yanına. Tek ekmede iki yer birden ekiyor. Doğrudur. Nereden basa patates makinesi tıpatıp aynı. En fazla fark nedir mesela? Bu 3.50 ekiyordur mesela. Bizdeki 4'lüdür örneğin. Ne bileyim 2'lidir. Geç ikili ekiyor lan bu da. Bizdeki de mesela ikili olan var. Tabi bunun büyüğü de var. 5'liyken de vardır mesela ama şu tarzı bizim orada çok kullanılıyor. Tabi bunun biraz daha genişi içi. Bunun en küçük olanı bizim şahsen kendimizin ev için, daha doğrusu yemek için ektiğimiz patates. Bununla ekiyoruz biz. Operatör ekişi falan da çok iyi be. Yüzde kaç oldu? %50 var mı? 34. Biraz yavaş ekiyor sanki, o başka bir şey yok. Bir yakında traktör değiştireceğiz abi, o zaman düzenir. 8K paramız kalmış. Ki bu tarlanın suyu ne durumda? Var mı suyu? %100'müş. Gübre atmadı daha. Gübre olayına daha girmedik çünkü. Gübre olayına şey zamanı gireceğiz büyük ihtimalle. Hani eğitici olarak gidiyor ya. Öyle gireriz gübre olayına.
Ben bu oyunu daha önce neden görmedim, hala hayret ediyorum kendime. Nasıl görmedim? Ve bu oyunu 6 TL'ye aldım. Para değer olarak hiçbir şey değil. Tohum yetmeyecek büyük ihtimalle. O bir kesin, çünkü tohum yarıya gelmiş. Ama tarla daha yarıya gelmedi. Ya da shift'e bastığımız zaman kendisi düz gidiyor bu arada. L shift. Soldaki shift yani. Bastığınızda belli bir hızla düz gidiyor ama 3-4 de gidiyor. Biz bastığımızda 4-5 de gidiyor. Yani biz bastığımızda daha hızlı gidebiliyoruz. Tamam, geri kalan da ben kendim ekeyim, böyle bekleyelim sürekli. Aynı şeyi hiç yapmayalım. %87'ye geldik bu arada. Pardon, 89'a 90'a 400 TP kazandık, güzel. Ama patates bitmedi içinde. Büyük ihtimalle %100 ekecek kadar patates var bence içinde. Biz biteceğiz biliyorsunuz, öyle şeyler hoşumuza gidiyor. Hoşumuza gidiyor. Bir işi yarım bırakmamak gerekiyor abi bizim için. İş ne olursa olsun. Hani bırakırsak da yanlışlıkla bırakmamız gerekiyor ki temiz iş olsun. Şimdi görüntü değişiyor mu acaba öyle? Yok, sizin için değişme yokmuş görüntüde. Ekranın bir ayarı var da o size de etkiliyor mu diyecektim de etkilemiyormuş o. O hava durumundan kaynaklı şimdi. Şunu az bir aydınlatalım havayı bir. Son gidiş büyük ihtimalle. Evet, son gidişimiz. 96, buna da %100'ü tamamlarız. Ve patates tam yetmeyi geçtim. Küçük miktar kaldı. Enteresan. Tamam, patatesimizi ektik mi ektik. Yürü aslanım yürü. Yavrumlarım da. İlk görevimiz neymiş? Tavşan yetiştiriciliği. Oo, bu önemli bir görev. Bunu bir sonraki bölümde hallederiz. Çünkü burada uğraşmayız şimdi. Daha doğrusu bu bölümde şu an uğraşmayız. Patates için uğraşmayız diyelim. Tamir istasyonuna işimiz yok. Geldik buraya. Aşağıya. Al F'yi. Traktörümüzü yıkayalım. Zator Major. Dın 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 dın. Yıkandı. Bayağı pislenmiş lan bu lan. Bakalım. Sen kıyılıyor. Bakalım ama traktörün şeyi ne acaba? Durumu ne? Hani arıza var mı yok mu? Arıza testine bakalım bir. Arıza tespit edelim daha doğrusu. Araç durumu %95 güzel, hiçbir sıkıntısı yok. Motor güzel, süspansiyon, her şey gayet güzelmiş. Biz gene verelim abi, %100 onarmış olan. E-posta sonra bakarız. E-posta ile uğraşamam şu an. Makinemizi aracımıza park edelim. Mülk bizim, mal bizim. Al bunu buraya. Şimdi ne yapacağız diyor musunuz? Ürün satış yapalım. Paramız çok çünkü. Takalım kasamızı. Oo. Ürün satış yapalım artık. Değil mi? Ayıp olmasın. Kaç bölümde bir şey satamadık. Postamız ne postasıymış? Tavşan eti değil. Geç abi. O bir sonraki bölümümüzün konusu. Yüklet. Bulleriz bunu büyük ihtimalle. Ama bir şey merak ettim ben. İstatistiklerde buğday ne durumda?
Çiftlik ekonomisinde durumda gelir gider. Giderimiz çok fazla. Gerçekten giderimiz çok fazla. İstatistikler burada değil mi abi bizim? Şu muydu acaba? Yo. Nereden bakıyorduk bu sana? Gene unuttum ben. Satın al 150 TL. Peki çok değil. Bizde bu. Ha, ekonomi. Bu değil. Tarlalar. Borsa, benzin. Ha, borsa, borsa. Bu da %1 tam yükselmiş ya. Gidip bunu satalım sonra biz. 17 bin yüklü. Bas satanım, bas. Şöyle bir şey var yalnız. Gideceğim yeri biliyor muydum ben? Biliyor olmam lazım. Evet, bilmiyormuşum, yanlış gidiyorum. Şuraya gideceğiz. Tahıl silosu. Bizden sonra oraya mı sattık biz abi? Nereye sattık biz? Hatırlamıyorum. Ama burasıydı herhalde ya. Nereye satmış olabiliriz? Burası neymiş? Güneş paneli. Sera domates. %36 kalmış. Şu neymiş? Sebze meyve depoları. Depomuz burası, tamam. Bir yeri burası değil. Burada park yerimiz var. Yani burası olması lazım. Yemek marketi. Ha, burası satılıyor yumurta falan. Tamam, güzel, onu da öğrenmiş oldum. O zaman bize tahıl marketi lazım. Aynen, atölye. Patates deposu. Budur ya. Ben öyle hatırlıyorum. Yoldan geçiyordum çünkü. Bilmiyorum, belki yanlış olabilir ama gideceğim oraya. Ha, yok yok, doğru doğru. Şimdi aklıma geldi, doğru yere gidiyoruz. Gidelim bakalım, satalım şunu bir. Gerekirse traktör de satalım. Traktörü büyütelim. Belli mi olur? Büyütürüz belki. Hızlandıralım zamanı. Bir gün daha geçsin. Aa dur, geçmesin. Çünkü şu an %1 daha yüksek satacağız. 100 dolar falan daha fazla kazanacağız yani. Değil mi? Öyle oluyor. Traktör maşarak full dolu olduğu için biraz zor çıkıyor. Leşit var mı? Var. Kamera zoom'u var. Tablet. Yani şu an farklı bir durum gözükmüyor. Aa, şu gidiş şöyle olacak işte abi. Uyuya basıyorum, hiçbir şey gütmüyor ya. Aa, şu aynaların geçikçine bak ya. Şu aynalar PSD'de yok değil mi? Ben mi yanıştırıyorum? Evet, doğru yerdeyiz. Doğru doğru, tamam. Yan tarafımız ne abi bizim? Aa, oraya domates, biber falan satıyoruz. Biz domates, biber için farklı bir yer yapsam nasıl olur? Bak, burası değil de, burayı işaretliyorsun ama bu değil. Buradan yanından bir şeyden geçiyoruz, oraya boşaltıyoruz. Bu bizim depomuz. Yabancının değil yani aslında. Bu da buraya ektiğimizde buraya kullanabiliriz anlamına geliyor. Biz buradan geçip, tren yolu vardı burada bir yerde. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama tren yolu vardı. Evet, tahıl yeri orası, doğrudur. İsmi ne diyor, güçümüş, merak ettim ismini. Kaldır. Biz buradayız. Şu. Patates deposuymuş. Yok, şuraya mı gideceğiz? Yok, buraya gideceğiz, doğru. Şu. Ha, tahıl deposu. Bu mu acaba? Ya da patates deposu 2 diyor. Allah Allah, o ne diye geçiyor? Benim hemen yanımda. Şu patates deposu bu. Onun ilerisindekine bakacağız biz. O ne lan? Nasıl bir yer orası ya? Burası. Tamam, şimdi bakalım. Yanımızda hemen. Ha. Tahıl deposu. Buğday, arpa, çavdar buraya boşaltılıyormuş. Daha doğrusu satılıyormuş. At diyelim. P. Kaç kalacak? 8200 var. Bir 10K gelse işimizi görür.
Gel mi ilk? 7K falan geliyor herhalde. 5.5K. Yeter. Ne yapalım? Ona da şükür diyelim. Geçelim. Şimdi gidelim çiftliğe bir tut daha getirelim biz. Tarla alsam tarla ekemiyoruz. Yani tarla manşmanımı yok. Bize ne gerekiyor biliyor musunuz aslında? Bir tane daha traktör gerekiyor ki biz bir traktörle iş yaparken diğer traktör tarla sürmesi ekmesi gerekiyor. Mantıken böyle olması lazım. Mesela şu an ben bunu satmaya geldiğimde diğer traktörün bir iş yapması gerekiyordu. Tarlanın büyüklüğüne bak. Kaç var biliyor musun tarla? 155.000. Herhalde oyunun en pahalı tarlası bu. 30.000 numara. Merak ettim bakacağım. Evet gerçekten de oymuş. Oyunun en büyük tarlası şu an o. Biz bunu götürelim. Kasayla bir şey toplayabiliyor muyuz? Domates falan onu kontrol edeceğim. Sera işini yaptığımız için bizim seraya su götürmemiz gerekiyor. Yani bir nevi bize bir tane artı bir traktör gerekiyor. Patatesin bir ihtiyacı yok herhalde. Yok bir gübrelemesi eksik. Gübreleme de bize göstermedi daha. Gösterilmediği için yapmayacağız. Her şey gösterildiği zaman yapmayı düşünüyorum. Tahıl satsam mı acaba ya? Nasıl tarlada büyür abi? Satalım bir tur daha. En azından bir traktör alalım mı? Yok burada alamıyoruz lan. Buradan da. Başlat. Oha bu da doldur öyleyse. Döndürelim bir tur daha. Patatesimiz bu arada fideler çıkmaya başladı. Yani aynı bölümde hasat yapsak mı acaba? Yok yetişmiyorsa değil mi? Diğer bölümde hasat yapacağız bunun patatesi. Şey düşünüyorum da ne düşündüğümü unuttum. Ha yumurta vardı şu an yumurta getireceğiz. Biraz domates işi yapacağız. Yani seraya su vereceğiz. Gübre vereceğiz. Daha sonra seradan ürünleri alıp buraya gelip satacağız. Çünkü orada 120 daha az satıyoruz. Bunu fark ettim. Yani 5K'la sattık az önce diyelim. 6K'ya satacağımızda 5K'ya sattık onu işte. Buraya da bir şeye doldururuz. Traktörün 20 galon kalmış. Traktörden mazot gerekiyor. Tarlayı sürdüreceğiz. İşçi gerekiyor. Patates sökeceğiz. Aa, traktör alamıyoruz ki gene. İşte kötü yanı bu. Bak, traktör alamıyoruz. Neden? Çünkü patates sökme makinesi almadık ki daha biz. Onu sökmek için makine alacağız. Ya da bir bölüm tavukçuluğun sera işine parayı basacağız abi. Yani uğraşacağız full. Parayı öyle kazanacağız. Ya da orayı yükseltip civciv alıp tavuk satacağız. Civcivi kaç alıyorduk? 25'e mi yok lan? Ona mı ne alıyorduk herhalde? 25 satıyoruz. 2 günde. Sat bunu abi. Bir hesap yapmamız lazım bunu. Tavuk hiç masrafı yok. Alıyoruz, satıyoruz. Tamam 3.5K daha geldi. Tavuklar niye hiçbir şey yemiyor? Biz niye vermiyoruz? Cepte mi yiyordu lan yoksa onlar? Niye olmasın? Olabilir. Biz umarım çiftliğe gidelim. Bakalım abi tavukların durumu ne? Olay ne olacak? Değerlendirme yapalım. Ona göre bir para kazanmak için bir iş yapalım artık. Yoksa böyle tek traktörle gitmiyor abi olay. Yürümüyor.
kısacası. Geldik şu kasanın pisliğini temizleyelim artık abi, kasaba yapıştırdı. Kasaya bakarsak abi kasa leş olmuş. Tamam. Dur. Tamam. Şimdi bir şey deneyecektik bunu değil mi biz? Ne deneyeceğiz? Yumurtalıyor mu diye deneyeceğiz. İnşallah alıyordu da böyle rahatlarız biraz. Oh, suyu çıkmıyor. Ha, yüklemiyormuş. Yok, o iş yaş. Yani onun için ne gerekiyor bize? Pikap gerekiyor. Pikapla taşıyacağız. Pikapı dolduralım. Onunla işimizi yapalım. Şimdi tavuklar, yumurta, civciv yok. Normal tavuk var 10 tane. Şimdi buraya yükselsek 11 istiyor mu? Bir çok para ama ya. Küçük bir hesap yapalım. Cici'nin tanesi kaç alıyorduk biz? 10'a mı alıyorduk? 10 alıyor, 25 alıyor. Yani Cici'den 15 kazanıyoruz. Çarpı 10. Olsa olsa 20'ye yükselir. 20 desen 300 para kazanırız. Abo, para bitmez. Kazanamayız böyle para. Diyor, o parayı kazanamayız biz. İmkanı yok kazanamayız. O yüzden siz kalın böyle. Tavuklar. Biz yumurta satış yapacağız. Onun için şöyle bir misçümüşümüze binelim. Bura büyümüş biraz. Daha büyümüş. İki güne büyür orası. Biter hepsi. Şimdi şu da yumurtayı buna mı aktaracağız geri biz şimdi? Herhalde öyle bir şey yapacağız. Doldur yumurtayı. Deneyeceğim kaç para toplayacağız yumurtayla diye. İyi para varsa yumurta işini yaparız. Git lan. 20 koli yumurtamız var. Az önce biliyorsunuz yol üstünde yumurta yeri. Bir gidip bakıp gelelim abi. Doğru mu gidiyoruz? Yanlış gidiyoruz. Şuraya gidecek. Az az ezberlemeye başladı harita herhalde. Aslında arabayla satmak daha güzel oldu. Çünkü onunla gide gide ciğerim yanmış sanırım. Yanlış gidiyoruz. Şu görev ne görevi ya? Şunu merak ettim ben. Ne? 30 bin, 40 bin mi? Let's do some business. Görevi tamamla 4 saat. Çiftçinin ilk kasadını, talasını pulukla sür. İlk tala, ikinci talasını pulukla süreceğiz. 4 saat boyunca 30 bin. Oğlum, 30 bin daha az değil ki abi. Az değil de küçük bundan sürülmez kardeşim ya. Neyse ben offline yaparım belki onu. Tamam, buradan sonra şuradan gideceğiz. Offline yaparsak olur onu. Hop, uçabiliyoruz mu lan biz bundan? Arada burası yumurta satış yeri oluyordu. Sat diyelim. Kaç satacağız? 20 yumurtayı. 300'ü. Tanesi kaça gidiyor? 400 olsa 20'ye gelir, 17'ye falan gidiyor herhalde. Yani o civarda bir şey. 17, 19. Belki de 18. Civarında bir şey gidiyor. Tamam, şimdi şöyle yapacağız dostlar. Bu görevi dedik ya şu an. Hiçbir iş yapmayacağız. İşiniz bitti çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.